Bu sürecin uzaması her zaman aleyhidir. Ben çünkü İrfan Can'da bunu gördüm. Vedat Muriç de bunu gördüm. Galatasaray yönetimi evet oyuncunun işini bitirdi diyoruz. Ama o Leicester'ın ikna olacağı, tamam diyeceği rakamı da bir an önce bulmak zorunda. Bunun için de çalışmalar devam ediyor. Bu süreç bugün yarın bitecek. Bu para bugün yarın ödenecek bir para değil. Dolayısıyla bu biraz daha zaman alacak şeyde. Gerson Fernandes konusu ise biten bir transfer. Yani tarafların anlaştığı, oyuncu üzerinde herhangi bir problemin olmadığı bir isimden bahsediyoruz. Oyuncu Galatasaray'a gelmeyi kabul ediyor. Zaten Benfica'dan aldığı para 450 bin euro. Galatasaray'ın ona teklif ettiği rakam bunun neredeyse 4 katı. Yani kabul etmemesi, gelmemesi için zaten bir durum söz konusu. Bildiğin gündemine gelmişti. Ama ben şeye inanmıyorum. Yani şimdi şöyle geçsin süreci uzadıkça acaba şöyle bir şey deniliyor. Okuyorum da. Yani şu an Benfica'nın kadrosunda 11-12 tane orta o bölgede oyuncu varken Benfica neden oyuncu hala bırakmıyor? Şeklinde bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Bunun olayı hani acaba başka bir teklif gelir de değerlendirmemiz durumu olmadığını tamamen kulübün içerisinde bazı problemlerden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Galatasaray cephesinde ise aldığımız bilgi Ceyda, oyuncu ile ilgili herhangi bir problem olmadı. Sadece satın alma opsiyonundaki yazılacak rakamla alakalı bir görüş ve müzakerelerin devam ettiği şeklindeydi. O rakam Galatasaray'ın oyuncu gelecekte alma planının net bir şekilde olduğunu gösteriyor. Bununla ilgili Benfica tarafı 15'ten başladı. Şu an 10'a kadar indi. Galatasaray'ın da bu rakamlara çıktığını, yani 8 milyonu zaten gözden çıkardığını biliyorduk. Şimdi Portekiz tarafında, medyasında 7 milyon eurolar konuşulmaya başlandı. Ama şöyle bir realite var. Bugün gelse yarın oynar mı? Zaten oynamaz. Gerson belki ikinci hoca yetiştirilebilirdi. Belki, yani çünkü hocanın bildiği bir oyuncu. Ama sonuç itibariyle şöyle söyleyeyim. PSV maçına Galatasaray hiçbir transfer yapmadan da girebilir. Girme ihtimali de yüksek. Ama bu şu demek değil. Galatasaray yine iddialı. Ama benim anladığım kadarıyla PSV maçı var diye yönetim ya da Florya tarafı panikle, kaygıyla hareket etmiyor. Sen bugün bütün transferlerine, Larsen'e, Van Aanholt'u, Gezdal'ı, Gerson, Fernandes'e, bütün bunları bitirmiş olsan dahi PSV maçını alacağının, turu geçeceğinin garantisi yok. Çünkü zaten Fatih Hoca şifrelerini açıkçası bence geçen hafta vermişti. Kasımpaşa ile yapılan hazırlık maçından sonra vermişti. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. PSV mücadelesinde biraz talihsiz bir hafta yaşıyor aslında Galatasaray. Hı hı. Önce Yunan ekibi Olympiakos'ta oynayacağı maç iptal edildi. Ardından İstanbul'a döndü tekrar. İki futbolcu rahatsızlandı. Emre Akbaba ve Yedlin. Dolayısıyla Galatasaray'da şu an gözler aslında biraz da sağ beke çevrildi. Sol bek kim oynayacak düşüncesi varken şimdi bir de ona sağ bek eklendi. Sağ bekte hocanın antrenmanlarda kimi denediği, kime şans verebileceği yönünde bilgilerini değerlendirmen var mı? Var. Galatasaray'ın elindeki oyuncu havuzuna, Fatih Hoca'nın antrenmanlardaki denemelerine baktığımızda Alparslan bu noktada öne çıkan isim. Yani Sekidika'yı da hoca hazırlık maçında da iyi oynattı. Sanki içine doğmuş gibi ama sonuç itibariyle Alparslan biraz daha tecrübeli olduğu için o bölgede de oynama kabiliyeti olduğu için ön plana çıkmış durumda. Sonuçta Galatasaray için Yedlin'le çıksa da riskli. Ama elinde o bölge için orijinli sağ bek olmayan bir futbolcu oraya monte edilecek. Hakikaten de Galatasaray açısından her şey çok sıkıntılı gidiyor. Baktığımızda Yunanistan'da özellikle Olympiakos'a yapılacak özel maçın iptal olması, havaalanında yaşananlar. Oyuncuların Ceyda bu hastalanması, rahatsızlığı ile alakalı şunu belirteyim. Bir, o konuyla ilgili araştırdım çünkü benim de kafama takıldı. Yani acaba Atina'da havaalanında oyuncular takıma işte bir takım hazır testlerden bahsediliyordu. Acaba bizim oyuncularımız neden rahatsızlandılar? Yani bu rahatsızlık nasıl ortaya çıktı ve bu kontroller
Galatasaray'da bu işte ortada bir hazırlık maçı yok. Ortada Galatasaray'ın yani kısa süre içerisinde bir maçı da olmadığı için neden bu testler yapıldı diye merak ettim. Şimdi bir kere o merakımı da giderecek cevapları aldım. Şunu söyleyeyim. Birincisi Galatasaray zaten maç olsa da olmasa da bunun önemli nokta bu. Bu testler yapılıyor. Çünkü biz normalde şunu biliyoruz. Bir maç varsa maçtan işte 24 saat ya da 48 saat normalde özel maç ya da hazırlık maçı bu testler yapılır. Ve buna göre bir rahatsızlık varsa işte oyuncu karantinaya alınır vesaire vesaire. Şimdi bu testler Florya'da maç olsun ya da olmasın yapılıyor. İkinci nokta ise evet Atina havaalanında bir takım kişilere hızlı testler yapıldı. Daha sonra tepki gösterildi. Ondan vazgeçildi. O hızlı test yapılan isimler arasında az önce bahsettiğimiz isimler, oyuncular yok. Yani rahatsızlığı ortaya çıkan isimler söz konusu değil. Dolayısıyla bununla ilgili de kafalarda bir soru işareti bulunmasın. Olabilecek bir şey. Rahatsızlanabilirler. Maalesef sayılar da ülkede artıyor. Yani bu Atina havaalanında oyuncular orada o virüsü kaptılar diyebileceğimiz bir argüman yok. Onun altını da çizelim. Galatasaray'dan baktığımızda da bir takım handikaplar olacak. Hocanın eli özellikle alternatif anlamında biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Ama şu kenetlendiklerini de biliyorum. Transfer konusunda da asla şu şeyi görmüyorum. Hem yeni yönetimde ki seçildiklerinden beri çok uzun bir süre geçmedi ama yoğun bir bombardıman var, eleştiri var. Yani neden transfer yok? PSV'ye ya bununla hareket etmiyorlar. Yani biz PSV maçına 4 tane oyuncu yetiştirelim diye hareket etmiyorlar ama hedefler ben de Milliyet'te bugün yazdım. Hedefler netleşmeye başladı. Resim netleşmeye başladı Ceyda. O da nedir? Mesela Larsen konusunda çok ciddi, çok istekli Galatasaray. Larsen'i istiyor. Larsen'in bonservisi var mı? Var. Udinese ile belli bir noktaya gelindi. Oyuncu da Galatasaray'ı tercih ediyor. Sol tarafa baktığımızda orada bir karmaşa vardı. İşte Kurzawa, Alioski, Ivan Hanolt. Hatta son bilgiyi de aktarayım. Dün aldığım bilgi Ricardo Rodriguez de Galatasaray'a teklif edildi. Ricardo Rodriguez işte daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Eski Milanlı. İsviçre milli takımının kaptanından bahsediyoruz. Ricardo Rodriguez'in maliyeti konusunda da ortaya çıkan rakamlar yine Fatih Hoca'nın üzerinde çizmesine sebep oldu. Neydi o? İşte kulübünün istediği 2-2,5 milyon euro, oyuncunun da 2 küsur milyon euro istemesi. Oyuncu defansif açıdan yeterli ama belki ofansif yönü tercih edilmedi. Yani fazla bindirmesi söz konusu değil. O yüzden İsviçre milli takımının sol bekini Fatih Hoca istemedi. Yani bu da Fatih Hoca'nın nasıl bir oyuncu isteyeceğini aslında şifresi gibi. İşareti. İşareti, maliyet önemli. Ama Fatih Hoca gidip gelen bir oyuncu istiyor. Yani Saracen o ilk dönemdeki iyi profili ya da Nagatomo'nun o sağlıklı ilk dönemindeki performansını istiyor. Ricardo Rodriguez de masaya geldi. Dün geldi ama hoca tercih etmedi. Burada Bananolt ve Kurzawa isimleri şu an ön planda. İkisinin de yüksek bir maliyeti var. Bana sanki biraz Bananolt gibi geliyor. Onu söyleyeyim. Yani Galatasaray kanatları önümüzdeki sezon Larsen ve Van Aanholt'a sanki emanet edilecek, bir sürpriz olmazsa, yeni bir ortaya fırsat transferi çıkmazsa. Gezdal konusu ise büyük bir transfer, önemli bir transfer. İki kulübü karşı karşıya getiren bir süreç. Hatta dün Beşiktaş kondisyonları Stefan Maroni'nin bir konuyla ilgili benzetmesi bir tepkisi oldu sosyal medyadan. O da işte Juventus bir oyuncuyla, daha önce kendisinde oynamış bir oyuncuyla pazarlıklar sürerken Çin içerisinde Milan Inter girmez gibi şeklinde bir açıklamasını okudum. Dolayısıyla hani süreç uzadıkça ortam geriliyor, taraflar geriliyor. Ama bir gerçek var ki Galatasaray bu transferi çok istiyor. Fatih Terim bu transferi çok istiyor. Ekonomik olarak Galatasaray yönetimi biraz hazırlıksız yakalandı. Hem büyük işler hem büyük transferleri kovalıyor. Bir taraftan PSV Eindhoven maçları ama diğer tarafta da beklenti, taraftarın sabırsızlığı, Florya'nın da beklentisi söz konusu. Ekonomik olarak da yönetimin şu an o sıcak paraya ihtiyacı var. O sıcak para bugün itibariyle çok fazla
yani o sıcak paraya ulaşabilecek şeyler, bağlantılar söz konusu değil. Onun da biraz zaman alacağını düşünüyorum. Yani Galatasaraylıları Evet. kaygılandırabilecek bir süreç yok. Aldığım bir, net bir şey ifade etmeyeceğim ama bir istihbarat var, onu söyleyeyim. Bir 10 gün daha biraz daha sabretmeleri gerekiyor. Yani 10 gün sonra bir para gelecek. O para çerçevesinde Galatasaray taraftarını mutlu edecek hamleler olacak. Bu arada Hollanda programı ile ilgili medya programını verdiniz. Orada Evet. da Allah sabır versin. Çünkü giderken de testler olacak. Maçtan 24 saat önce de test olunması gerekiyor. Maça gitmek dert. Öncesinden bir test olmanız gerekiyor. Hollanda'da da ayrı bir test olmanız gerekiyor. Artı Türkiye'den sadece 9 kişiye ya da Galatasaray'ı takip edebilecek sadece 9 kişi. Kameramanı, muhabiri vesairesi sadece 9 kişiye izin veriliyor.